Merhaba dostlar, Minecraft mod tanıtımının yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi tabii ki yeni bir, daha doğrusu eski ama farklı bir Skibidi tuvalet moduyla karşınızdayım. Bu mod daha da güncellendi. Tabii güncel halinin de videosunu çekmemi istiyorsanız onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen şuradan yumurtalarımızı almaya başlayalım. Bir dakika, alamadık. Tekrar gelelim. Dokunmatik algılamadı da bir an. Bir dakika. Şimdi teker teker moblarımızı yerleştirmeye başlayalım. Bu modu bir test edelim bakalım nasıl bir modmuş. G-Man falan da var. Tuvaletlerin yumurtalarına bakın, çok güzel. Yani yumurta olduğu belli. TV Woman bile var burada. Bu mod daha bayağı güncellenmiş. V17 nokta, yani versiyon 17 nokta bilmem kaç falan, bayağı güncelleme almış bu mod. Böyle değişik sürümleri vardı. Şimdi ilk başta şuradan başlayalım. TV menü ben en sona saklamak istiyorum aslında ama şöyle yapalım, bu yüzden o sürpriz olsun, o yüzden en son görelim onu. Burada bu tuvaleti açabiliyormuşuz ama basarsak belki oyun çöker diye aç yazısına basmayacağım. Şimdi bunları kameramanlarla da herhalde muhtemelen kapıştıracağız. Bu henüz acemi bir mod, onu söyleyeyim. Yani bu modun daha geliştirilmiş hali var dediğim gibi. Onu da videosunu çekmemi istiyorsanız videonun izlenme sürelerine göre anlarım zaten. Sevilirse onu da çekerim. Evet, bunlar birlikte öldürüyorlar. Bu video biraz kısa olabilir çünkü yetiştirmem lazım videoyu. Bu da kontrol edilen Speakerman. Anladım. Normal Speakerman'i öldürüyor bu. Evet, maalesef öldü. Bunlar da birbiriyle kapışıyor. Aşırı iyi değil mi ya yalnız? Şuraya baksanıza. Bu ikisinin VS'sini izlemek gerçekten bayağı iyi. Bakalım kim kazanacak. Bence Titan kameraman her türlü alır zaten. Orijinal Skibidi tuvalette de öyleydi. Yalnız bu kadar canının gitmesi doğru mu bilmiyorum. Titan kameraman VS'yi kazandı. Şimdi şunlara bir bakalım. Bu da Plunger kameraman. Güzel. G-Man geldi. Evet. Şu an Titan kameraman bu canıyla G-Man'i yenebilir mi bilmiyorum. Bu da bilim adamı tuvalet. Ha, küçük haliymiş bu. Profesör de saldırıyor ama ölecek mi? G-Man'le birlikte öldürüyorlar. Evet, maalesef öldü. Bir tane daha koyalım. G-Man'den de bir tane koydum. İki tane G-Man'e karşı bakalım ne yapabiliyor. Zaten bir tanesini canı az. Olmadı, bir tane de Titan Speakerman koyarım. G-Man öldü. Galiba Profesör Tuvalet de öldü. Onu görmedim. Şu arka plandaki müziği kapatsam nasıl olur acaba? Bir dakika. Bu arada G-Man öldü. Tamamdır. Müziksiz devam ederim. Plunger kameraman, G-Man, bilim adamı tuvalet. Bunları denedik. Şunun canına bir daha bakalım. Bakalım nasıl yapabilir derken çok kolay bir şekilde öldürüyor hepsini. Ve şuraya bak, kaç tane bilim adamı oldu.
Dom dom yes yes diye diye saldırıyorlar. Dur bir dakika. Titanları bir tekrar alalım da envanterimize dursunlar. Titan kameraman, Titan speakerman. Bunlar burada dursunlar. Sırada TV woman falan var. Kamera woman var. Kameraman woman yazmışlar. Yalnız o biraz saçma olmuş. Kamera adam kadın gibi. Garip bir hata olmuş. Onu herhalde yeni sürümlerde düzeltmişlerdir. Onun da videosunu çekmeyi düşünüyorum dediğim gibi. Maksat fazla içerik olsun. Daha güzel izleyin diye. Böyle fazla fazla çektim. Evet, burada TV menler var. Big kameraman diyor. Yani büyük kameraman. Heh, tamam. Aa, bunların yavru olanı da var. Ben de diyorum bu niye küçük? Çok garip. Mutant tuvalet. Aa, kamera woman. Konuşamadım. Kamera woman öldü. Kötü oldu ya. Big TV man. Burada da normal düz kameraman var. Kameramanın da canı azalmış baya. Maalesef. Bunlar da kalsın bayan karakterler. Bu TV menmiş, pardon. Speaker woman yok mu ya burada? Onun da olması lazım. Galiba bu speaker woman eklenmeden önce tasarlanmış bir mod. Öyle de olabilir, emin değilim. Şimdi şu diğerlerini atalım. Sonuçları test edelim. TV Man en sona. O da bizim sürprizimiz olsun. Burada Titan kameraman yeniden. Aa, bu da iskelet şey. Nasıl desem? İskelet tuvalet. Saldıramadı sanki ama. Saldıramıyor mu acaba bunlar? Yok, saldırıyorlarmış, tamam. Kolay bunların ölmesi zaten. Titan kameraman bunları kolayca öldürüyor. Evet, örümcek kameraman. Speakerman. Ha, şuna bak nasıl oynuyor. Çok güzel oynuyor abi. Mükemmel. Aşırı iyi dans ediyor bu arada. Aha, yavrusu da var. Virüs tuvalet. Aa, bunu bile yapmışlar. Vay be. Aşırı iyi. Peki benim merak ettiğim bu speakermeni, yani mutant speakermeni, bunlar parazitleyebiliyorlar mı? Şöyle uzakta deneyelim. Peki bunlardan bir sürü koysak? Evet, oyunu kastırmaya başladı biraz. Tabii Titan Speakerman oyunu düzeltti. Yeniden düzeltti. Şuraya bir kill çekelim de oyun hızlansın yeniden. Hydra tuvalet. 4-5 tane kafası olan. Şimdi geldik asıl bombaya.
Titan Sinemamen. Yani Titan TV Man. Ben buna Sinemamen demeyi sevmiyorum. TV Man diye ifade ediyorum. Bunu bir bilim adamıyla falan kapıştırsak diyeceğim de onun büyük hali henüz burada yok. G-Man burada nasıl yazılıyor? Bir dakika, şöyle mi? He tamam, böyle yazmışlar G-Man'in adını. Bununla bir kapıştıralım. Birebir ama. Bakalım. İzliyoruz. TV Man'le kapışıyorlar. Titan TV Man'le. Speaker Man de olaya dahil oluyor tabii. Onun için de bir tane daha G-Man koyalım. Titan TV Man henüz burada acemi gibi biraz. Tabii onun acemi hali de çok güçlü. O da ayrı mesele. Ekranını yaktı. Görüyorsunuz bakın kırmızı radyasyon gibi bir şey yayıyor. Ortalık da patlıyor. İki G-Man'i de öldürdüler şu an. Gerçekten muazzam. Güzel bir gösteri oldu. Video kısa olabilir demiştim de vakit yeterse biraz daha uzatabilirim. Şimdi buraya üçer tane G-Man koydurup VS atalım. VS attıralım daha doğrusu. Vay be, büyük kapışma. 3 Titan birlikte savaşıyor. Yan yana savaşıyorlar. TV Man'in canı az ama hiç fark etmez. Yanında diğer Titanlar da varken. Acaba bu modun gelişmiş hali nasıl? Onu da merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer G-Man'ler de ölecek. Son bir tane kaldı. Speaker Man nerede? Onu göremiyorum. Öldü mü yoksa? Ana ölmüş herhalde. Kaşla göz arasında herhalde onu öldürdüler. Neyse bir tane koyalım buraya. Üçü bir aradayken videoyu kapatalım. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diyorum ve şuradan ekran görüntüsü alsam mı, ne yapsam kapak fotoğrafı için. Bu şekilde. Direkt bu şekilde ekran görüntüsü alınabilir bence. Canları üstte çıkmasa tamam da. Şöyle. Neyse ben sonra hallederim bunu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Videoların devamı için beğeniyorsanız videoları izlemeyi, beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.